Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. KON TV'mizin özel ve güzel izleyenleri, tekrar bir iftara doğru programıyla sizlerle beraberiz. İbadetler dört türlüdür. Kitaplarımızda böyle geçer. Bir tanesi bedenle yapılan ibadet. Namaz gibi. O ibadet bedenle yapılır. Diğer bir ibadet türü vardır ki bu ibadet mal ile yapılır. Sadaka, fitre vesaire gibi bir ibadet türü daha vardır ki o ibadet hem mal hem beden ile yapılır. Bu da malumunuz hac veya umre ibadeti gibi. Orada hem mal gerekir hem beden gerekir. Bir ibadet türü daha vardır ki Resul-i Zişan Efendimiz o ibadet türünü efendim ibadetlerin zirvesi olarak tanımlamıştır. Kur'an'da en çok zikredilen, belki üzerine en az dikkat çekilen ibadet türüdür. Bu da şüphesiz cihattır. Kur'an'ımızda en çok zikredilen ibadettir. İşte cihat kavramını inşallah bugün konuşacağız. Kur'an'ımız cihat derken neyi kasteder? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde hayatında cihat nasıl tatbik edilmiştir ve günümüzde nasıl anlaşılmalıdır? Mehmet Toker hocamla, kendisi uzman vaizlerimizden, bu konuyu konuşacağız. Tabii Kur'an ayındayız ya, Kur'ansız olur mu? İlle sadece Ramazan'a munhasır da değil. Hayatımızın her safhasında besmelesiz iş yapmamalıyız. Üzerinde sıkça durduğum bir konu. Özellikle düğünlerimiz mutlaka Kur'an'la başlamalı. Bir düğün Kur'an'la başlarsa orada Allah'ın izniyle kolay kolay şeytan cirit atamaz, meydan bulamaz. İşte Ahmet Dilek hocam, kendisi Konya Hacı Veysade Camii müezzini, bizlere Lokman suresinden okuyacaklar. 8 ila 11 numaralı ayetleri, her şey sussun, Kur'an okunsun diyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilussânihâti lehum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
عَسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا Amenna ve saddakna. Cenab-ı Hak okunan Kur'an'ımız ile cümlemizin gönüllerini ihya eylesin. Rabbimiz tüm geçmişlerimize Kur'an'ımızla rahmet eylesin. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sözlere başlarken ibadetlerin kitaplarımızda dörde ayrıldığını, bedenen, mali olarak, mali ve bedenen yapıldığını, dördüncü ibadeti söylemedik orada. En çok Kur'an'la zikredilen ibadet dedik ama efendim beden, mal, gerekirse canın da feda edilebileceği, verilebileceği ibadet türü, buna da cihat dedik. Mehmet Hocam, önce hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Konya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili teşekkür hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, Kur'an'da en çok zikredilen ibadet türlerimizden cihat. Ve peygamberimizin ifadesiyle ibadetlerin zirvesi cihat. Cihat deyince bu kelimeden önce ne anlamak lazım? Oradan bir başlayalım hocam. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de cihat kelimesi Allah-u Teala'nın özellikle seçerek kullanmış olduğu kelimelerden, kavramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi cihat kelimesi Arapçada cehd kökünden, cehede evet kökünden türeyen ve fial vezninde, fial kalıbında bir mastar ifade. Şimdi müfredata baktığımız zaman veya Fahrettin Razi'nin Mefatihul Gayb'ına baktığımız zaman cihat kelimesini şu şekilde ifade ediyor. Bir, cehd etmek, çaba göstermek, çalışmak. Ama bu nasıl bir cehd etmek, çaba göstermek? Allah yolunda, Allah'ın rızası için, Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma noktasında insanın her türlü çabayı göstermesine biz cihat diyoruz. Ha, bu cihadın içerisinde kıtal, yani savaş anlamı da var mı? Var. Yani savaşsız bir cihat yok. Yani cihat kavramını sadece işte çalışalım, çabalayalım değil.
gerektiği zaman kıtal manası olduğunu da ifade edebiliriz. Artı cihat kavramında yine günümüzde de bir takım insanların, bir takım Müslümanların kullanmış olduğu manada nefisle mücadele anlamı da var mı? Var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki cihat ayetlerine baktığımız zaman yaklaşık 20 civarında ayeti kerimede Allah-u Teala cihadın yapılmasını, cihadı bize emrediyor. Evet. Bu 20 ayeti kerimenin 6-7 tanesinde İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi mal ile, can ile, zamanla, nefisle, hatta ve hatta dil ile, yani kelam ile yapılan konuşmanın da cihat olduğunu biz anlıyoruz. Yine 10 civarında ayeti kerimede de kıtal manasında düşmanla, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlerle, insanlığa düşmanlık edenlerle silahlı mücadele yapma noktasında Allah-u Teala'nın cihat kelimesini kullandığını görüyoruz. Ha, bir ayeti kerimede de günümüzde bir takım Müslümanların anladığı manayla veya o manayı baskınlaştırdığı şekliyle nefisle mücadele anlamında Allah-u Teala'nın cihat kelimesini kullandığını görüyoruz. Şimdi öyle olduğu için biz cihadı Kur'an-ı Kerim'den hareketle 3 ana sınıfta, 3 ana başlık altında işlememiz gerekiyor veya anlatmamız gerekiyor. Birincisi Allah-u Teala'nın dinini yayma adına, Allah-u Teala'nın dinini yaşama ve yaşatma adına insanoğlunun, Müslümanın vereceği her türlü mücadelenin, her türlü mücahedenin cihat olduğunu ifade edebiliriz. Mesela Furkan suresi 52. ayeti kerimede فَلَا تُدِعِ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere itaat etmeyin, kafirlere boyun eğmeyin. Ha, bu sadece savaş konusunda mı? Değil. Yani yönetim konusunda, ekonomi konusunda, onların idaresine girme konusunda, kafirlerin yönlendirmesi konusunda, yani her türlü konuda kafirlere itaat etmeyin. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ Ve onlarla bihi, buradaki hi, hu zamiri Kur'an'a raci, bir önceki ayeti kerimede ifade edilen ve kafirlerle, Kur'an'la cihad edin. Hem de nasıl bir cihat? Hali geliyor cihaden kebira. Büyük bir cihatla cihad edin. Yani şimdi sadece kafirlere işte kılıçla, topla, tüfekle, silahla mücadele edin değil. Yani buradaki cihaden kebira diye vurgulanmasının sebebi veya büyük bir cihatla, Kur'an'la cihad edin denilmesinin sebebi şunu anlıyoruz. Kur'an nedir? Hayat kitabıdır. Hayatın bütün alanlarıyla ilgili hukuki ve ahlaki ilkeler koymuş olan Rabbimizin bize son ve sonsuz mesajıdır. Ha, öyleyse o son ve sonsuz mesajda, hayat kitabında bu hayat nasıl yaşanması gerekiyorsa biz öyle yaşamalıyız ki kafirlerle cihad etmiş olalım. Her şeyden önce bir, yönetim konusunda. Çünkü ayeti kerime ne buyuruyor? فَلَا تُدَعُ الْكَافِرِينَ Kafirlere itaat etme, boyun eğme, onların boyunduruğuna girme. Yani kafirlere esir olma demiyor, değil mi? Sadece savaş evet. olarak anlarsak. Kafirlere boyun eğme, onlara itaat etme. Ha, hangi konuda? Yani kafirler senin yöneticin olmasın. Kafirler senin adına söz söyleyen, senin hamin olmasın. Ve onlarla Kur'an'la cihad et. Öyleyse yönetim konusunda da Kur'an'ın koymuş olduğu ilkeler var. Ne gibi? Emaneti ehline teslim etmek gibi. Öyleyse bizim cihadımız, Kur'an'la olan cihadımız her şeyden önce yönetim noktasında emaneti ehline teslim etmek. İkincisi, adaletle hükmedin buyuruyor Allah-u Teala yönetim noktasında. İşte adaletin sağlanması da, adaletle hükmetmek de nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. Ki şöyle ifade edelim. Müminler adaletle hükmettiği, adaleti dünyaya hakim kıldığı zaman çoğu zaman silaha da ihtiyaç duymadan cihadın hedefi olan gayeleri gerçekleştirebilir ki şöyle bir örnek verelim tarihimizde. İstanbul'un fethinden önce Bizanslı Rumlara ait bir cümle sarf edilir. Ne diyorlar? Başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Niye? Çünkü adaletin
temsilcisi durumuna gelmişler de onun için. İşte gayrimüslimler dahi bunu fark etmişler. Evet. Bunu bilmişler. Gelsin bari onlar bizi adaletle yönetsinler demişler, evet. Değil mi hocam? İşte yani yönetim noktasındaki hakkaniyet ve adalet de aynı zamanda nedir? Cihattır. İşte sevgili hocam, siz bunu böyle deyince benim aklıma çok şeyler geldi. Mesela Biz biliyorsunuz pek çok kanunlarımızı Cumhuriyet'in ilanıyla beraber hep yurt dışından olduğu gibi almışız. Yani Bizim değerlerimize uyar mı uymaz mı bu süzgeçten dahi geçirmemişiz. Mesela ticaret kanunu Almanya'dan, bilmem medeni kanun İsviçre'den. Ceza kanunu İtalya'dan değil mi? Evet. Şimdi siz böyle deyince o zaman biz eyvah diyoruz. İşte, yani bize ne kadar uyuyor, ne kadar uyan tarafları amenna da bizim değerlerimize, inancımıza uymayan tarafı ciddi de sıkıntı işte, o zaman. Siz az önce ifade ettiniz yani cihat sadece malla veya bedenle değil. Can, evet. Mal, beden, kanun, hukuk. Yani çünkü cihat kavramı şöyle söyleyelim, bir çatı kavram Kur'an-ı Kerim'de. Evet hocam. Yani benim okumalarımdan, incelemelerimden ortaya koymuş olduğum, çıkarmış olduğum şey bu. Cihat kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın müminler için bir gaye, bir hedef belirlemiş olduğu bir çatı kavram. Yine bakınız. Hocam katkı olsun diye Size söyleyivereyim. Şöyle bir şey okumuştum bir yerde. Cihat, hakkın önünde duran, yani engel olan, hakkın tahakkuku için set olan, engel olan şeyleri izale etmek. Aynen. Kaldırmak. Zaten Allah adaleti emrediyor deyince, adaletin önünde duruyorsa bir şey, onu en güzel yolla, artık hiçbir çare kalmamışsa, gerektiğinde de kötekle Def etmek. Şimdi hak, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hak kavramını 13 farklı manada kullanıyor. Evet hocam. Mesela Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir? Hak'tır. Amen. Ama aynı zamanda hak kanun demek. Evet. Hak aynı zamanda adalet demek. Hak aynı zamanda doğruluk demek. Yani şimdi işte o dediğiniz manada hakkın önündeki, yani adaletin, kanunun önündeki, doğruluğun önündeki, ki hak aynı zamanda Kur'an'ın isimlerinden ve İslam'ın isimlerinden birisidir aynı zamanda. Kur'an ve İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak da aynı şekilde nedir? Bir cihattır. Bakınız Furkan suresi, Hac suresi 78. ayeti kerimede Rabbimiz وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ وَجَاهِدُوا cihad edin. Fillahi Allah hakkında, Allah yolunda, Allah için hakka cihadi, cihadın hakkını vererek, cihadın yapılması gerektiğini yerine getirerek cihad edin. Ha, buraya bazı müfessirler şöyle anlam vermişler. Allah yolunda kanunla, doğrulukla, adaletle cihad edin. Hak dedi ki o manaları da içeriyor. İşte şimdi böyle olduğu için biz Allah yolunda, Allah için nasıl cihad edeceğiz hakla? Hayatımızı tamamını İslam'ın öngördüğü, Rabbimizin öngördüğü, son mesajın ama sonsuz mesajın bize öğütlediği şekilde getirebilirsek, işte o zaman biz Allah yolunda hakkıyla cihad etmiş olacağız. Yani Allah biraz Müslüman, biraz seküler, biraz laik, biraz işte dindar, böyle bir tipoloji, böyle bir Müslüman tiplemesi kabul etmiyor. Ya Müslüman her şeyiyle, hakka cihadi, bütün her şeyiyle, hayatının bütün alanlarında, yani yemesiyle, içmesiyle, yürümesiyle, yatmasıyla, kalkmasıyla, alışverişiyle, ticaretiyle, her şeyiyle Kur'an'ın, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının hakkını vererek yaşadığı müddetçe nedir? Cihadı hayatına uygulamış olur. Ki o zaman cihadın Allah yolunda İslam'ı yaymak ve yaşatmak için verilen her türlü mücadele anlamı da ortaya çıkmış olur. Hocam şimdi İslam'ı yaymak deyince şöyle bir şey anlaşılmaz. Malumunuz bir takım ithamlar var, evet, İslam'a ve Müslümanlara. Ve en ağır ithamlardan bir tanesi işte İslam kılıçla yayılmıştır. Evet. Madem kardeşim Allah'ın gönderdiği kuralı kabul etmiyorsun, öyleyse senin kafanı
kopartırım, sana hayat hakkı tanımam. Hı hı. Böyle bir iddia ile karşı karşıyayız. Evet. Daha çok müsteşriklerin kullandığı veya Avrupalıların veya Batılıların kullandığı bir ifade. Şimdi siz burada bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi, yani burada derseniz işte İslam'ı yaymak için. Evet. Pekala. Evet hocam. İslam'ın yayılması dediğimiz zaman bunun sadece kılıçla yayma olarak dediğim gibi kabul edemeyiz. Az önce bir örnek verdik. Yani İslam adaletle de yayılır. İslam ticaretle de yayılır. Hatta şunu ifade edeyim. Bugünkü Malezya, Endonezya coğrafyası, Aceh, Sumatra coğrafyasının, Bangladeş. Dünyanın en çok Müslümanların olduğu, nüfus oranının olduğu yer. Yani dünyadaki 1,5 milyar nüfusun 500-600 milyonunun yaşamış olduğu coğrafyanın nasıl Müslüman olduğuyla, İslam diniyle bu coğrafyanın nasıl tanıştığına tarihi olarak baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yani Müslümanlar buraya ordularla mı gitmişler, kılıçla mı gitmişler? Hayır. Bu coğrafyanın, yani Hint alt kıtası dediğimiz coğrafyanın Müslümanlaşması ipek ve baharat yoluyla, yani ticaretle olmuş. Evet. Bakıyoruz işte Müslüman tüccarlar oraya Anadolu'da veya Orta Doğu'da yetişen ürünleri götürüp oradan kağıt ve kumaş almak için gitmişler. Fakat öyle bir ticaret yapmışlar ki oradaki o dürüst, gün için, ahlaklı, hakkaniyete uygun değil mi hocam? Evet. O gün için Hinduist olan veya Brahman olan, Brahmanizm daha sonra estağfurullah, Hinduist olan ya da işte Konfüçyanist olan insanlar bakıyorlar ki yani uzaktan, batıdan tüccarlar geliyor. Fakat diğer tüccarlara benzemiyorlar. Halleri, hareketleri, ticaretleri, dürüstlükleri dediğiniz evet gibi. Ve o insanları Müslüman olmasına sebep oluyor. Elhamdülillah. Şimdi işte vecahidu fillahi hakka cihadi. Hakkını vererek cihad etmek. Yani işte buradaki cihadın hakkı dürüst olmak. Adam gibi adam olmak. Mümin gibi mümin olmak. Yani eğer bir mümin bir taraftan müminim diyor ama diğer taraftan da her türlü üçkağıtçılık varsa, her türlü yalan dolan varsa her şeyden önce müminlik vasfını kendisi zedeliyor demektir. Neden? Çünkü mümin aynı zamanda Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesidir. Evet. Ve Allah-u Teala'ya isim olması sebebiyle mümin nedir? Güvenilen demektir. Allah kendisine iman edenlere kendi ismini sıfat olarak vermiş. Allah'u eğer bir insan ticaretinde dürüst değilse, adaletinde üçkağıtçılık yapıyorsa, hayatında dürüstlük yoksa, dolayısıyla nedir? Müminlik kavramına, yani o güvenilir olmaya leke sürüyor demektir ve cihadı hakkıyla yapmıyor, yapamıyor demektir. Sevgili hocam, şimdi buraya gelirken İbrahim Bey kardeşimizle, yönetmenimizle bir konu konuştuk. Karzı Hasen. Konumuzdan uzaklaşmayalım. Önemli bir konuyu anlatıyorsunuz. Ama katkı olsun babından arz ediyorum. Yani Müslümanların birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermek için, Allah için, yani sevabını Allah'tan beklemek üzere borç vermeleri hadisesi. Bugün artık kimse kimseye borç vermek istemiyor. Sebep, kendimden örnek veriyorum hocam. Benim şu ana kadar en az 10 kardeşime borç vermişimdir. Ama bir daha alamadığım, yani görevim esnasında Almanya'da da söz veriyor adam, yemin ediyor, yemini billah içiyor, pasaportunu bırakıyor. Söz diyor ya, geri getireceğim. Yani kalıbına baktığınız zaman toz konduramayacağınız insan, yani kime vermişse geri dönmemiştir. Evet. Şimdi ben bir daha nasıl, kime nasıl güveneyim, nasıl borç vereyim? Sırf kendim için demiyorum. Herkesin başından buna benzer şeyler geçmiştir. Yani madem mümin olacağız değil mi hocam? Evet. Mümin güvenilir olması lazım. İşin başında biz bu güvenilirliğimizi yitirdiğimiz vakit Allah korusun her şeyi kaybetmiş oluyoruz. Şunu ifade edeyim. Evet Mustafa hocam. Bey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedur Resulullah olmadan önce Muhammedül Emin'di. Yani bu saatten sonra bizlerin... Hocam onu bir daha söyleyelim, yani önemine bina ne kadar güzel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedur Resulullah olmadan önce Muhammedül Emin'di. Ha, bu saatten sonra bizim Resulullah sıfatı alma gibi bir şansımız, böyle bir durumumuz asla ve kat'a mümkün değil. Çünkü Allah Resulü Hatemen Nebi'indir. Ama bizim
emin olma imkanımız, emin olma ihtimalimiz ağzına kadar açık. Fakat işte müminler bu noktada gayret göstermesi, gayret sarf etmesi lazım. Sizin örnek verdiğiniz konuyla ilgili de kısacık bir şey söyleyeyim. Tekrar cihada devam edelim. Biliyorsunuz bu topraklarda ilk bankayı Yahudiler kuruyorlar. Osmanlı Bankası adıyla. Ve insanları bankaya mecbur edebilmek için şöyle bir fısıltı gazeteciliği yapıyorlar veya şöyle bir virüs yayıyorlar toplumda. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Hala bu çok yaygın bir ifade, evet, hocam. Hala. Bu ifade maalesef bu topraklarda bankanın mecburi hale getirilebilmesi için ortaya atılmış bir fısıltıdır, bir dedikodudur. Ama müminlerin birbirine olan güvenini sarsıp, çünkü hayat boşluk kabul etmez. Siz karz-ı haseni, o güven duygusunu kaldırdığınız zaman o boşluğu mutlaka faiz dolduracaktır, haram dolduracaktır. Allah Allah. Yani Allah hayat Allah. Boşluk kabul etmez. Hayatımızda iyiye, güzele yer yoksa onu mutlaka yanlışla, kötüyle dolduruyoruz anlamı çıkar. Ki zaten bugün işte toplumumuzdaki insanlarımızın veya toplumumuzun bir kısmının hayatının gelgitler yaşamasının veya bir taraftan bakıyorsunuz Müslüman, bir taraftan bakıyorsunuz işte seküler bir dünya görüşüne sahip veya bir taraftan mümin gibi yaşıyor, bir taraftan kafir gibi, gayrimüslim gibi tavırları var. Ha, bunun sebebi budur. Çünkü hayatımızın tamamını biz İslam'la doldurmadığımız zaman, hayatımızın tamamında o işte İslam'ı yaşama, cihat ve yaşatma gayreti olmadığı zaman mutlaka o boşlukları başkası dolduruyor. Şimdi ayeti kerimenin devamı çok enteresan. Evet hocam. Rabbimiz buyuruyor ki: "Huve cetebakum ve ma ceale aleykum fi'd-dini min harac." O sizi seçti. Dini yaşama ve yaşatma noktasında sizi seçti ve size dinde herhangi bir zorluk da kılmadı. Yani burada bakınız, cihadın savaş anlamı yok. Burada yaşama ve yaşatma. Çünkü niye? İslam kolaylık dini. Size diyor dinde zorluk kılmadı. Evet. İslam kolaylık dini. Onu kolaylıkla yaşayabilirsiniz. Devamında da millete ebikum İbrahim huve semmâkumul müslimîne min qablu ve fiye hâzâ liyekûner rasûle şehîden aleykum. Nedir? Babanız İbrahim'in, millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi. Evet. Öyleyse bizim o Müslüman isminin altını doldurabilmemiz için cihat hayatımızın tamamında hakkını vererek olması gerekiyor. Ki o Allah'ın bizi hem Kur'an'da hem de daha öncesinde isimlendirmiş olduğu o isme layık olabilelim. Hocam, evet, dini yaymak için cihat dediniz. Hı hı. İki, adaletle hükmetmek için cihat. Veya cihadın içeriğinde bunlar var. Bunlar, evet, var dediniz. Evet hocam. İki. Üç. Evet. Yine bakınız ayeti kerimenin hemen kısaca bitirelim. Ve fi hâzâ liyekûner rasûle şehîden aleyküm. Bu Rasulün size şahit olması ve tekûnü şühedâ alennâs. Sizin de insanlara şahit olmanız içindir. Evet hocam. Fe aqîmus salâte ve âtu zekâ. Namazı ikame edin. Namazı kılın değil. Namazı ikame edin. Çünkü ikame etmekle kılmak arasındaki mana derinliği kaybolduğu zaman işte cumadan cumaya, bayramdan bayrama namaz kılan Müslümanlar türedi. Çünkü ikame etmek namazı, namazı sürekli kılmak demek. Namazda sürekli olmak demek. Yani, onu ayakta tutmak, düşürmemek. İşte şöyle ifade edelim. Evet hocam. İkame fiili dilimize geçmiş. İkamet adresi diyoruz. Ne diyoruz? Yani sürekli bulunduğumuz adres. Aqimus salah. Namazda sürekli bulunun. Yani sizi arayan namazda bulsun. Çok bu manası yani var. Hatta inne salate kânet alel mu'minine kitâben mevgûtanın, yani namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılındı ifadesinin müminin sürekli namazda olmasını hususuleştirdiğini söyler müfessirler. Eğer derler bu ayet inmeseydi bizim 7 gün 24 saat namaz kılmamız gerekirdi. Niye? Çünkü ikamet adresimiz, sürekli olmamız gereken yer.
namaz. İlginç bir tespit hocam. Evet, akimussalah, namazı ikame edin, zekatı verin. Bakınız bunlar İslam'ın yaşatılmasıyla alakalıdır ayetin devamında. Evet. Ve'tasimu billah ve Allah'a sarılın. Evet. Huve mevlakum, o sizin velinizdir, koruyanınızdır. Feni'mel mevla ve ni'men nasır, o ne güzel sahip ne güzel de yardımcıdır. Şimdi hocam sanki Allah'a sarılın derken, İslam'a sarılmak. Allah'a sarılmak için cihadı hiç elden bırakmayın demek. Hiç elden bırakmayın. Yani geceniz, gündüzünüz, düşünceniz ben Allah'ın dinini nasıl yaşarım, nasıl yaşatırım bu olsun. Evet. O manadadır. Çok güzel. Yine Tevbe suresi 24. ayeti kerimede bakınız dedik ya cihat İslam'ın tamamının yaşaması ve yaşatılmasıdır diye. Kul de ki ey peygamber in kâne âbâukum, eğer babalarınız ve ebnâukum oğullarınız ve ihvânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum hanımlarınız eşleriniz ve aşiratukum aşiretiniz kabileniz sülaleniz ve envâlun iktaraftumûhâ ve mallarınız kazandığınız mallarınız kesadından ve ticareten takşevne kesadeha ve kesadından korkmuş olduğunuz ticaretiniz ve mesâkinu terdavneha ve razı olduğunuz yani hoşunuza giden evleriniz ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebili. Eğer bunlar Allah'tan peygamberinden, Resulünden ve cihattan size daha sevimli ise ne yapın? Feterabbesu, öyleyse bekleyin, gözetin. Hatta ye'ti Allahu bi emri, Allah'ın sizin hakkınızdaki emri, sizin için emri gelinceye kadar bekleyin. Vallahu yehdil kavmel fasikin, Allah fasık bir kavmi hidayete erdirmez. Bakınız Allah şunu ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Yani ananız, babanız, kardeşiniz, eşiniz, akrabalarınız, dünyalık ticaretiniz, malınız, evleriniz, yurtlarınız sizi İslam'ı yaşamaktan ve yaşatmaktan, Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevimli gelmez. Yani eğer alıkoyuyorsa bunlar, alıkoyuyorsa Allah'ın başınıza gelecek sıkıntı, Allah başınıza geleceği bekleyin. İşte bakınız buradaki cihat yine dediğimiz gibi İslam'ın hayatın bütününde yaşanması ve yaşatılmasıdır. Şimdi hocam şöyle bir hadis-i şerif hatırlattınız bana bu ayet okuyunca. وَذِّرْوَتُ سَنَامِهِ الْجِحَاتِ O uzun bir hadis var. Ve bu ibadetlerin tamamının en üst çatısı cihattır. Çatı malumunuz her türlü kötülüğü, efendim yağmuru, efendim karda, kışta, soğuğu engelleyen, bizi güvende hissettiren şeydir. Yani evin üzerindeki o korumadır. Cihat da bir anlamda Müslümanların başına gelebilecek her türlü sıkıntıyı göğüsleyecek, def edecek bir kalkana benzetilir. Aynen. Hadiste şöyle denilir hocam, mutlaka hatırlarsınız. Eğer siz hayvanın arkasında gitmeye razı olursanız, hani çift sürmeye razı olursanız, ben işimle gücümle uğraşırım kardeşim, cihat mı şu onu bilmem ben. Yani Müslümanlara gelebilecek zararları ben def etmeye, onları karşılamaya karışmam derseniz, Cenab-ı Hak sizin üzerinize bir takım düşmanları, musibetleri musallat eder. Evet. Ta ki dininizin emrine, yani cihada dönünceye kadar. Yani bugün dünyadaki Müslümanların başlarına gelenleri görüyoruz. Her türlü sıkıntı bizim için. Evet. Her türlü sıkıntı Müslümanların başında. Sebep cihat gibi insanı teyakkuzda tutması gereken ve cihadın bir vakti de yok. Tabii. Namazın vakti var. Zekatın zamanı var ama cihadın vakti de yok. Cihadın vakti şu. Mükellef olduktan sonra ölünceye kadar. Aman yarabbim. Hayatın tamamı. Ya hocam. Evet. Hani işin önemi kavranılsın diye hocam. Tabii. Şimdi hemen şeyi de ifade edelim. Sonra yani şeye geçelim. Kılıçla veya savaşla olan cihat. Ona geçmeden önce Ankebut suresi 69 وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim için cihad edenler var ya لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Onları biz yollarımıza ileteceğiz. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Muhakkak ki Allah
muhsinlerle beraberdir. Muhsinle de şu anlamı vermek istiyorum. Hani Cibril hadisinde var ya, mel ihsan, ihsan nedir? Allah'ı görmediği halde Allah'ın kendini gördüğünün bilincinde yaşamak. Evet. Yani böyle yaşayanlarla beraberdir. İşte cihat böyle yaşamaktır. Yani cihat muhsin olmaktır. Mücahit buradan hareketle sadece cephede savaş eden, sadece elinde kılıç silahla cepheye giden değil, Allah'ı görüyormuşçasına hayatının tamamında yaşayan mücahittir. Yani Allah bizi caminin dört duvar arasında gördüğü gibi, bankada kredi çekebilmek için bireysel müşteri temsilcisinin önünde otururken de gördüğünü eğer unutuyorsa insan, o mücahit falan değildir. Ona başka bir isim vermek lazım. Evet. Evet sevgili hocam. Şimdi ikincisi, cihat Allah yolunda silahlı mücadeledir. Yani şöyle söyleyelim, hani günümüzde de cihat anlayışına değinecek olursak, günümüzde maalesef bu 15 Temmuz'u ülkemize, bu Müslümanlara yaşatan güruh, terör örgütünün mensupları yıllarca şunu söylediler işte. Ya cihat nedir? Eğitimdir, cihat şudur, budur falan. Cihadın hiç şeyine girmediler. Silahlı mücadele olduğuna girmediler. Niye? Gayrimüslimlere şirin gözükmek için. Bizim böyle bir derdimiz, böyle bir davamız yok. Ha, biz olduğumuz gibi olacağız. Gayrimüslimler bizi hangi gözle değerlendiriyorsa değerlendirsinler. Ve şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de cihatla, yani kıtalle ilgili ayetlerin olması, savaşla ilgili ayetlerin olması, Müslümanların utanması gereken, çekinmesi gereken bir durum değildir. Asla. Bilakis müminlerin bununla onur duyması, şeref duyması gereken bir durumdur. Neden? Çünkü bakınız, İncil'de savaşla ilgili herhangi bir hukuki veya ahlaki cümle bulamazsınız. Öyle olduğu için de, öyle olduğu için de bugün işte görüyoruz, eline İncil'i alan insanların savaşlarda ne gibi melanetler işlediğini, çoluk çocuk kadın demeden herkesi kılıçtan geçirdiğini, herkesi öldürdüğünü veya kimyasal gazlarla öldürdüklerini dünya şahit oluyor. Ama İslam hukukunda veya Kur'an-ı Kerim'de savaş ayetlerinin olması bize hem hukuk öğretiyor hem ahlak öğretiyor. Yani bir mümin kendisine kılıç çekmeyen, kendisine silah atmayan kimseyi, yani çocuğu, kadını, yaşlıyı öldüremez. Şimdi sevgili hocam, evet, Batı'da en çok istismar edilen, hatta birinci derecede istismar edilen konu cihat konusudur. Evet. İslam'da cihat, hani kıtal şeklinde, savaş şeklinde var mıdır? Vardır. Artık hiçbir çare kalmamıştır. En son noktaya gelinmiştir. Müslümanlar savaş durumuna geçmek zorundadır. Evet. Ancak Avrupa'da cihat kelimesini ne yazık ki hep kutsal savaş diye tercüme ederler. Evet. Ama bizim literatürümüzde, bizim tefsirlerimizde, kitaplarımızda kutsal savaş diye bir ibare yoktur. Bu nereden geliyor diyeceksiniz. Bu Haçlı seferlerinde, ilk Haçlı seferi 1099 yılında. Fransa'nın Clermont-Ferrand şeklinde. Evet. Şehrinde 1,5 milyon adam toplamışlar. Nereye gidecek bu insanlar? Kudüs'ü fethetmeye. İstila etmeye, fethetmeye değil. Onların kendi ifadeleriyle. Yalnız Müslümanlarla savaşmaya. Adam ta Fransa'dan Kudüs'e niye gitsin? Yani ne elde edecek? Bu insanları ikna edebilmek için demişler ki bu sıradan bir savaş değil. Ya bu demişler kutsal bir savaş. Eğer bu savaşa katılırsan, bu savaşta bir tane Müslüman kesersen, öldürürsen sen cennete girersin demişler. Hatta şöyle korkunç bir rivayet okudum. Efendim, o da insan neticede ne kadar canavar da olsa, bu Haçlı seferlerinde bir çocuğu keserken adam vicdana gelmiş. Bir Müslüman çocuğunu öldürürken. Acımaya başlamış, bir tereddüt etmiş o esnada. Ama yine de öldürmüş. Doğru kiliseye koşuyor. Ben nasıl olur da tereddüt ederim, böyle bir günah işlerim. Yani demek istediğim, onlar hala geçmişteki bu yanlış fikirleri üzerine bunları bina ediyorlar. Ve Müslümanlara en çok da cihat üzerinden, evet,
yükleniyorlar. Sanki hiç İslam'da böyle bir şey yokmuş gibi ama yanlış bir mana vererek hocam. Şimdi şöyle ifade edelim. Bizim yegane örneğimiz kimdir? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Elhamdülillah. Bizim yegane örneğimiz Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bize sadece namazda, oruçta, hacda, abdeste örnek değildir. Hayatın bütün alanlarında örnektir. Ve cihat konusunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman Allah Resulü'nün yapmış olduğu savaşların neredeyse tamamı savunma savaşıdır. Evet. Yani artık iş kılıca geldiği zaman nedir? Allah Resulü zırhını giyinip, kılıcını kuşanıp meydana çıkmaktan da çekinmemiştir. Ama Mekke döneminde hiç savaş yoktur mesela. Evet. Dövülmüşler, sövülmüşler, itelenmişler, kakalanmışlar. Çünkü orada şey değil, devlet yapısı yok. Orada Amenna. Müminler yani adaleti ve kanunları ortaya koyacak bir güçte değiller. Amen. Müminler ne zaman? Hicretten sonra, Medine'ye hicretten sonra artık Medine site devleti şeklinde bir devlet yapılanmasına, bir yönetim yapılanmasına gidiliyor. Ve şunu ifade edelim. Hani bugün bir takım terör örgütleri İslam'ın adını kullanarak ve Müslümanların da Müslüman düşmanlarının da Avrupalıların da ağzına İslamist terör ifadesinin verilmesine sebep olan kimseler ne diyorlar? Ya efendim biz cihad ediyoruz. Kardeşim hangi devlet aldı bu kararı? Sen kendi başına cihad kararı alamazsın. Cihad kararını yani savaş kararını, kıtal kararını devlet alır. Onun için işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde cihad yoktur. Evet, yani hocam. Kılıçla mücadele yoktur. Ama İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasındaki mücadele zirve noktadadır. İkinci şeydeki kıtal anlamındaki cihad, Müslümanlar devlet olduktan sonra, yöneticiler olduktan sonra, bir istişare heyeti oluşturulduktan sonra alınan kararlardır. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Hendek Savaşı'nda, hem Uhud Savaşı'nda, hem Bedir Savaşı'nda tek başına savaş kararı da almamış. Evet. Yanındaki yakın sahabe efendilerimize soruyor işte. Diyor ki ya Ebu Süfyan'ın kervanı Şam'dan dönüyor ve kervanda Müslümanlara karşı kullanılacak silahlar var. Müslümanlara karşı teçhiz edilecek ordu için mallar var. Ne yapalım? Evet. Ya Resulallah yolda karşılayalım. Mekke'ye geçmesine engel olalım. Bunun üzerine Bedir'e çıkıyor. Müslümanlara gelecek bir zararı aynen. Önleyelim. Aynen. Evet hocam. Uhud'da işte ne yapalım? Mekkeliler üzerimize saldıracak. İşte çıkalım meydan muharebesi yapalım. Savunma savaşı yapalım. Değil mi? Evet i̇şte hocam. Onları Medine'de bekleyelim. Hendek'te aynı şekilde Selman-ı Farisi'nin görüşüne uyularak Hendek kazılıyor. Yani savaş kararlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı, devlet veya şehir yöneticisi sıfatını da taşıdığı dönemde alıyor. Amin. Onun için şöyle ifade etmemiz lazım. Öyle birilerinin kendi kafasına göre ben kafirlerle cihad ediyorum deyip eline silah alıp gidip bir kahveyi taraması, gidip bir eğlence mekanını taraması vesaire cihat değildir, teröristliktir. Sevgili evet. Hocam ondan geçtik. Bugün cihat ettiğini iddia edenlere bir bakıyorsunuz. Hep öldürdükleri Müslüman. Müslümanlar. Ya bu nasıl bir cihattır? İşte, yani senin hiç mi bir efendim eline o silahı verene karşı bir eylemin, bir girişimin olmaz? Değil mi? Maalesef. Hani buradan da mesele anlaşılsın oyunun. Evet. Ne kadar büyük olduğunu veya ne kadar yanlış olduğunu anlayalım diye söylüyorum. Evet, evet hocam. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 41. ayeti kerimede İnfiru hıfâfen ve thikâlen ve cahidû bi emvâlikum ve enfisikum fî sebillah. Ne yapın? Ağır hafif silahlanın. Ve Allah yolunda da malınızla canınızla savaşın, cihad edin. Evet hocam. Bu ayeti kerime cephedeki mücadeleyle ilgilidir. Ama dikkatimizi çekmesi gereken de şudur. İnfiru hifafen ve thigalen. Ağır ve hafif silahlarla silahlanın. Yani işte düşmanınız size tankla geliyor, topla geliyor, jetlerle geliyor. Siz elinize kılıcı alıp da karşısına çıkmayın. Onun jeti varsa sizin de jetiniz olsun. Onun savaş helikopteri varsa sizin de savaş helikopteriniz olsun. Onun zırhlı tankları vesaire varsa sizin de olsun. Yani çünkü cihat nedir?
Müminlerin yani savaş anlamındaki, kıtal anlamındaki cihat, müminlerin şerefini ve onurunu korumak için verilecek mücadeledir. Böyle ve, anlamamız gerekiyor. Ve hocam Enfal suresinde وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ yani karşınızdakilerin gücü nispetinde güç hazırlayın. Tabii. Evet. Şimdi sevgili hocam şunu da hemen söyleyelim. Bir, İslam'da cihat keyfi değil. Yapılmaz. Toprak elde etmek için yapılmaz. Evet. İki, cihat efendim mutlaka bir devlet tarafından eğer hani savaş anlamındaki cihadı söylüyoruz. Evet. Olacaksa anladıklarımı söylüyorum. Yönetici tarafından, yönetim tarafından alınması gereken bir karardır. Kesinlikle. Evet. Bir de çok ilginçtir. İslam savaşta bile bir hukuk koymuştur. Tabii. Değil mi hocam? Önünüze işinize geldiği gibi, aklınıza geldiği gibi davranma hakkına sahip. Teyisi de saydınız orada da. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kadınlara dokunmayacaksınız, yaşlara dokunmayacaksınız. Efendim din adamlarına dokunmayacaksınız. Ve çok ilginç kurallar bunlar. Yani savaş esnasında bile. Tabii. Yani şimdi şöyle ifade edelim. Mesela bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat dediğimiz veya Kitab-ı Mukaddes dedikleri Tanah bölümünün yani o ilk beş kitaptan sonraki bölümde Yahudilerin savaş anlayışı veya onların savaştaki durumlarını ifade eden cümleler var. Ayet demeyelim cümleler var. İşte diyor ki bir şehri istila ettiğiniz zaman ekinlerini yakın, ormanlarını kesin, işte hayvanlarını boğazlayın, işte çocuklarını, erkek çocuklarını boğazlayın gibi ifadeler var. Korkunç ifadeler. Var. Şimdi bu maalesef dünyadaki insanlar tarafından bir problem haline getirilmiyor. İşte veya bunu dillendirdiğiniz zaman hemen antisemitizm vesaire siz Yahudi düşmanı ilan ediliyorsunuz. Ama müminlerin Kur'an-ı Kerim'deki şereflerini, onurlarını korumak için gerektiği zaman bir yönetim kararı olarak almış olduğu kendini savunma hakkı olan cihadı sanki müminler barbarmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Evet hocam. Ha, bu da nedir? Bizim Müslümanların bu konuda yani cihadı ifrat ve tefrit noktasında değerlendirmemizden kaynaklanıyor. Şimdi baktığımız zaman günümüzde hakim olan cihad anlayışını bir ya tamamen savaş ya da tamamen İşte zikir, tesbih, kendi içimize kapanmak gibi anlıyoruz. İşin ortası bulmak lazım diyorsunuz. Evet. Sevgili hocam küçük bir ara vereceğiz inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz efendim. Küçük bir ara. Evet, KON TV'mizin özel ve güzel izleyenleri iftara doğru programımızda uzman vaiz Mehmet Toker hocamızla Kur'an'ımızda ve sünnetimizde, Kur'an ve sünnette cihat kavramını konuşuyor idik. Cihat kelimesinin tamamının savaş anlamına gelmediğini hocamız vurguladılar, bu çok önemli. Hakkın, hukukun, adaletin, iyiliğin ve güzelliğin muhafaza edilmesi, yaygınlaştırılması, yayılması için yapılan tüm güzel gayretlerin cihat olduğunu hocam öz itibariyle ifade ettiler. Artık hiçbir çarenin kalmadığı, birileri tarafından tecavüze uğranılması durumunda da işte malınız, canınız, efendim milli ve manevi mukaddes değerlerinizin tecavüze uğranılması durumunda da efendim savaşa izin verildiğini, bunun da cihat olduğunu ama tekrar söylüyorum, cihadın sadece savaş anlamına gelmediğini, ondan önce bunun pek çok yollarının işte adaletin, hukukun efendim tahakkuku için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini efendim ve başka alanlarda da bu güzellikleri kullanabileceğimizi söylediniz. Sevgili hocam buyurun. Yani şöyle ifade edelim, Müslümanların dünya üzerinde söz sahibi olabilmesi için mesela ekonomik anlamda müminlerin, Müslümanların güçlenmesi,
ekonomiye yön verebilmesi de nedir? Bir cihattır. Çünkü ayeti kerimelerde hani malınızla canınızla evet, cihad edin deniliyor. Ve şu da var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Ve cahidul müşrikine bi emvalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle malınızla, canınızla ve lisanlarınızla, dilinizle cihad edin. Demek burada bakın 3 tane evet, cihattan bahsediyor. Malla din, cihat. Mal, dil ve evet, can gerektiğinde. Şimdi malla evet, cihat nasıl? Eğer müminler ekonomik anlamda zayıf olurlarsa, güçsüz olurlarsa, hani ilk program başında okumuş olduğumuz ayeti kerimede فَلَا تُدِعَ الْكَافِرِينَ dedi ya Allah-u Teala. Evet. Kafirlere itaat etme. Ekonomik alanda da etme anlıyoruz tabii, değil mi hocam? Tabii ekonomik bunu? Alanda da etme. Yani eğer ekonomik alanda biz zayıf olursak o zaman kafirler ekonomik olarak bize hükmetmeye başlarsa o zaman biz cihadı kaybettik. İslam'ı, mümin olmamızı, Müslümanlık onurunu, şerefini kaybettik anlamına gelir. Onun için ekonomik noktada da ki ayeti kerimelerdeki envalikümü şöyle anlamışlar ama bu anlaşılmanın kanaatimce biraz eksik kaldığını düşünüyorum ben. İşte savaşa çıkacak orduya mali destekte bulun evet, değil. Yani malla cihat müminlerin ekonomik anlamda da güçlü olması, müminlerin ekonomik anlamda kendi ekonomik sistemini kurabilmesi manasına geliyor. Biraz önce birinci bölümde siz bir konuya dikkat çektiniz. Dediniz ya işte Karz-ı Hasen. Evet hocam. Çünkü eğer siz işte Karz-ı Hasen'le, zekatla, sadakayla, yardımlaşma sandıklarıyla kendi ekonomik sisteminizi oluşturamaz iseniz hayat boşluk kabul etmeyeceğinden dolayı orayı Allah'ın haram kılmış olduğu ve kafirlerin de yaygınlaşması için uğraşmış olduğu faiz dolduracak demektir. Evet. Sevgili hocam şunu söyleyebilir miyiz? Kur'an'ın çok açık ifadesiyle ilk insan Adem babamızdan son insana kadar hak ve batıl mücadelesi olacak. Aynen. Dünyayı ya hakkı temsil edenler, sevenler, ona gönül vermiş olanlar idare edecek veya çıkarları doğrultusunda hiçbir hak hukuk tanımadan kafalar estiği gibi istediğini yapan Kur'an'ın tabiriyle batıl olanlar idare edecek. Evet. Şimdi televizyonlarda sık sık duyuyoruz medyada. Bu bir ekonomik savaş diyor adam. Yani kimin ekonomisi güçlüyse söz tabii, sahibi o oluyor. Eğer batılı temsil eden zihniyetin ekonomisi güçlüyse, dünyaya o yön veriyorsa aynen, o sana hükmesi sana değil. Dünya Müslümanlarının bugün perişan olmasının sebebi bu. İşte bu alanda cihat öyleyse o alan ele geçirilmesi lazım ki dünya çapında Müslümanlar söz sahibi olsun. Şimdi Nasreddin hocamızın bir ifadesi var. Yani bize hep fıkra gibi gelir de işte diyor ya parayı veren düdüğü çalar. Evet hocam. Eğer ekonomiyi elinizde tutuyorsanız düdük ses çıkar değil mi? Dünyada sesiniz çıkar. Ha, ekonomiyi elinizde tutamıyorsanız, ekonomik anlamda güçlü değilseniz, o noktada çalışmanız, gayretiniz, müminlerin onurunu, şerefini kurtaracak noktada değilse, ha, düdüğü başkası çalar, başkasının sesi çıkar, şu anda öyle sizin zaten sesiniz hocam, çıkmaz öyle ve şu anda öyle. İşte bakıyoruz. Demin hocam siz bir örnek verdiniz evet, ya şeyden, işte babana dahi güvenmeyeceksin. Kimse bunu düşünmüyor ne kadar doğru yanlış, herkes birbirine söylüyor, aynen, doğruymuş kabul ediliyor. Oysa ki siz niye söylendiğini açıkladınız. Evet. Şimdi Allahümme salli ala Muhammed Müslümanları da ticari alandan uzak tutmak için ne kadar ilginçtir. İşte hacı adam yani hacı Allah'tan korkan artık titizliğe ulaşmış diyelim. Yani hassas bir insan konumuna gelmiş. Ticaretle uğraşmazmış bilmem terazi tutmazmış. Niye? Hep Müslüman tüketen olsun evet, ama üreten ama söz sahibi olmasın. Öyle anlıyorum sanki şimdi bundan. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bizde hacca gitme yaşı niye yüksektir, ileridir? Şundan dolayı işte diyor ki hocam gençken diyor gider gelirsem tutamam. Ya. Niye?
İşte esnaflık yapıyorum, ticaret dönüyorum. Yani bu şu demek. Yalan söyleyeceğim. Hacca gidip geldikten sonra da yalan söyleyeceğim. Üçkağıtçılık yapacağım. Müşteriyi kandırmaya devam edeceğim anlamına gelir bir anlamda. Ya. Yani şimdi halbuki Müslümanın hacdan sonra değil, hacdan önce de dürüst olması gerekiyor. Kesinlikle. Onun için Peygamberimiz peygamber olmadan önce evet. Emindi. Evet. Müslüman insan hacdan önce de emin olmalı. Emin olmalı. Yani evet hocam. İşte Hacı Mustafa olmadan önce Emin Mustafa, Hacı Mehmet olmadan önce Emin Mehmet olması lazım ki ya. Hacdan sonra Hacı Emin Mehmet, Hacı Emin Mustafa olsun. Amin. Yoksa hacca gittik geldik, geldiğimiz zaman hala biz ticaretimizde Allah-u Teala'nın istediği gibi davranmıyorsak o zaman o turistik bir geziden ibaret kalır. Ama burada dediğim gibi bizim Müslümanların yani ekonomide güçlü olacağız diye de her yol mübahtır anlayışında da olmaması gerekiyor. İşte bir taraftan bu yanlışa düştü evet, hocam. Bir taraftan ekonomide güçlü olacağız ama diğer taraftan da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koymuş olduğu ekonomik ilkeleri, ticari ilkeleri göz ardı etmeyeceğiz. Ben şunu söylüyorum. Beş vakit namaz Müslümanlara ne zaman farz kılındı? Peygamberliğin 12. yılında. Oruç evet. Müslümanlara peygamberliğin 15. yılında. Hac Müslümanlara peygamberliğin 20. yılında. Zekat 17-18. yılında farz kılındı. Ama Veylül lil mudaffifin ayeti kerimesi bütün bunlardan vay o ölçüde tartıda hilekarlık yapanların haline yazıklar olsun ifadesi veya vezinu bil kıstasil müstakim ölçüyü tartıyı doğru tutun ifadesi İslam'ın 5 temel esasının farz kılınmasından daha öncedir. Allahu ekber. Evet. Doğru olmak, Kur'an tarihi noktasında ve ticarette doğru olmak. Ticarette doğru olmak. Yani İslam'ın 5 temel esasının 4'ünün henüz Müslümanlara farz kılınmasından önce Allah veylül lil mudaffifin buyurdu. Allah ve zinu bil kıstasil müstakim buyurdu. Yani çok güzel bir detay hocam, ilginç bir evet, tespit. Çünkü şunu ifade edelim. Diyelim ki siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Fakat her türlü hile hurda var. Sonra bir gün Allah Resulü ile tanışıyorsunuz. Müslüman oluyorsunuz, namaz kılmaya başlıyorsunuz, oruç tutmaya başlıyorsunuz ama ticaretteki hileniz hurdanız devam ediyor. Sizi gören insanlar ne der? Ya hani inne salate tenha anil fahşai vel münkerdi. Bu adam bir taraftan namaz kılıyor, bir taraftan münker işliyor. Bu hani nasıl namaz Müslüman? Kötülüklerden bizi koruyacaktı değil mi? Onun için yani Allah-u Teala insanların Allah'a olan samimiyetinden önce kullara olan samimiyetini esas alıyor. Fakat şunu ifade edeyim. Son 90-100 yıldır bize hep şöyle bir din anlatıldı. Nedir? İşte yani bir masal anlatıldı. Din demeyeyim de din adına masal anlatıldı. Din Allah ile kul arasındadır. Kimse karışmaz. İşte veya din vicdan hürriyet. O da buradaymış. Namaz kılmak istediğinizde sizi camiden kovan mı oldu gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki din yani vecahidu fillahi hakka cihadi ifadesini bize emreden din hayatın bütün alanında. Şimdi miras hani din Allah'la kul arasında diyorlar ya mirası biz Allah'la mı bölüşüyoruz? Yok. Kardeşlerimizle bölüşüyoruz kullar arasında. Evet. Ticareti biz Allah'la mı yapıyoruz haşa? Yok, kullarla yapıyoruz. Kullar arasında. Evlenmeyi, boşanmayı, çocuk sahibi olmayı haşa biz Allah'la mı yapıyoruz? Yok. Bunların hepsi kullar arasında. Peki buradaki dini kaldırdığımız zaman o zaman ne oluyor? İşte hakkı verilmemiş bir din. Ha, camide Müslüman, dükkanda seküler. Camide Müslüman, evinde materyalist. Camide Müslüman, sokakta pozitivist. Yani böyle bir camide Müslüman idare de bilmem ne. Aynen. İşte böyle bir toplum yapısı ortaya çıktığından dolayı da müminlerin, Müslümanların, Müslüman coğrafyanın iki yakası bir araya gelmiyor. Hocam Cenab-ı Hak ahvalimizi inşallah güzelliğe tebdil eylesin. Şunu da ifade edeyim. Evet hocam. Cihat konusundaki günümüzdeki yanlış anlayışlardan bir tanesi
İşte küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz. Büyük cihat nedir? İnsanın nefsiyle olan mücadelesidir. Yani nefsiyle mücadelesinde ne yapacak? Bir köşeye çekilecek, eline alacak tesbihi, tesbih çekecek. Bu değil. Nefsimizle düşün, mücadele... Bunu büyük cihat olarak telakki ediyoruz. Diğer normal Allah için ve hakkın hakim olması için yapılan çalışmaları da yani küçümsüyoruz bir anlamda. Şimdi oradaki büyük yani küçük cihadın kıtal olarak zikredilip savaş olarak büyük cihada dönüyoruz demesi yani nefisle mücadele şudur. Nefsine rağmen İslam'ı yaşama ve yaşatma mücadelesi verebiliyor musun? Evet. Mesela işte falanca banka çok cazip kredi veriyor. Ticaretini büyütmek için. Değil mi? Bu nefse hoş geliyor. Evet, ya ticareti büyüteyim, daha fazla kazanayım diye. Gidip kredi çekiyor mu? Yoksa nefsine ya üç kazan, az kazan senin olsun deyip nefsini dizginleyebiliyor musun? Ya şimdi işte nefisle mücadeleyi biz sadece zikir çekmek, tesbih çekmek noktasına indirgediğimiz zaman farkına varmadan İslam adına şu yanlışı yapmış oluyoruz. İslam'ı sosyal hayattan, İslam'ı toplum hayatından dışlamış oluyoruz. Allah ki korusun. Evet. Şu tipleri görmeye başladık. Bugün hocam zaten en büyük sıkıntımız da bu evet, zaten. Aynen. Evet. Şu tipleri görmeye başladık. Geçen gün işte tramvayda bir hanım kardeşimiz şöyle diz altı etek giymiş. İşte başını alel usul bağlamış. Fakat elinde zikirmatik var. Tramvaya bindiği yerden indiği yere kadar elinde zikirmatik. Nefis terbiyesi yapıyor. He, şimdi kendince cihad ediyor. Evet. İyi de yani o zikirmatikten önce yani ondan önce Allah'ın ismini tekrardan önce tesettürün hayatımızda hakim olması gerekmiyor muydu? İşte nefisle mücadele edeceksen nefis bacaklarını aç göster derken Allah emretti kapatmam lazım diyebilmektir cihat. Yoksa evet, tezekkürü tekerrür olarak anlayıp bir taraftan Allah 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 derken diğer taraftan tezekkürün tefekkür olduğunu unutup ayetleri düşünmeden, Allah'ın emirlerini düşünmeden yaşıyorsak o zaman biz İslam'ı, inanmış olduğumuz dini eksik ve yanlış anlıyoruz ve yanlış uyguluyoruz demektir. Allah korusun. Şimdi kıymetli hocam şunu anladım ben özet olarak anlattıklarınızdan. Cihat hakkın, hukukun hakim kılınması için hakkın, hukukun, adaletin diğer bir ifadeyle Allah'ımızın bizi yaratan Rabbimizin güzelliklerinin hayata ve dünyamıza hakim kılınabilmesi için yapılan tüm çabalar, tüm gayretler. Doğru mu? Doğrudur. Böyle anladık. Bir de çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yeri geldiğinde Allah korusun, malımız, canımız, vatanımız söz konusu olduğunda savaşmak da bir cihattır. Ancak nefisle cihad etmeyi, nefisle uğraşmayı veya nefsimizdeki, içimizdeki şeytanla mücadeleyi efendim daha büyük kabul ediyoruz diyerek kendimizi bir köşeye çekip efendim ben bir şeye karışmam, benim çalışmam kendi nefsimdir demenin yanlış olduğunu, evet. Tam tersi nefsimizde İslam'ın hakim olması için, dünyamızda İslam'ın hakim olması için nefsimizle savaşmamız gerektiğinin doğru olduğunu aynen. Söylediniz değil mi hocam? Aynen. Sevgili hocam birkaç dakikamız kaldı. Evet. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Daha şu yapmış olduğumuz konuşmayı toparlayacak, özetleyecek olursak son olarak ne demek istersiniz? Şöyle ifade edeyim. Cihat Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın mümine yüklemiş olduğu mükellefiyetlerden bir tanesidir. Evet. Ve içerisine İslam'ın bütün hayatın tamamında yaşatılmasını esas alan, yani yönetimden, idareden, ticaretten, ekonomiden, ona eğitimden, siyasetten de diyebilir miyim? Siyasetten, evet. Sosyal alandan, yani hayatın tamamını kapsayacak şekilde hayatın tamamında
Allah'ın hükümlerini, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın ahlakını, peygamberin sünnetini yaşama ve yaşatma mücadelesinin adıdır cihat. Allah razı olsun hocam. Bunun yanı sıra eğer müminlerin şerefi, onuru, izzeti söz konusu olursa, güzel, müminlerin bağımsızlığı, vatanı söz konusu olursa, Allah yolunda silahı elimize alıp cepheye koşmak da cihattır. Tamam. Ve nefis terbiyesi noktasında da toplum hayatı içerisinde toplumdan kendimizi soyutlamadan, ruhbanlaşmadan, çok güzel, ruhbanlığa kapı açmadan nefisle verdiğimiz her türlü mücadele de cihattır. Yani İslam'da işte bir köşeye çekileyim, etliye sütlüye bulaşmayayım, ben zikrimi çekeyim, tesbihimi çekeyim, kimin ne hali varsa görsün, böyle bir cihat anlayışı yok. İslam'da ben elime işte kılıncı alayım, silah alayım, gideyim falanı öldüreyim, böyle bir cihat anlayışı yok. İslam'daki kılıçla, savaşla yapılan cihat da az önce de ifade ettiğimiz gibi İslam devletinin yönetim kesiminin, yöneticilerin şuranın alacağı bir karardır. Şura böyle bir... Fethlerin kendi başına göre ben cihad ediyorum diye meydana çıkıp hakkı birilerini öldürmeye hakkı yoktur. Amin. Şura cihat kararı aldıysa da ölünceye kadar, kanının son damlasına kadar savaşmak da müminin üzerine borçtur. Evet. Evet. Sevgili hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür karınca, ediyoruz. Kaderince yanlış anlaşılan, yanlış anlaşılmayan müsait konulardan bir tanesini bugün dile getirdiniz. Cenab-ı Hak ömrünüze ömür katsın. Amin. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Uzman vaiz Mehmet Toker hocamla Kur'an'ımızda ve sünnette, peygamberimizin sünnetinde cihat kavramını konuşmaya çalıştık. Cihattan ne anlaşılması gerektiğini efendim vaktimiz nispetinde, gücümüz nispetinde anlamaya çalıştık. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar kendi yolunda olmayı, efendim hakkın, hukukun, adaletin, güzelliklerin yanında olmayı cümlemize nasip eylesin diyor. Gününüz hayırlı olsun diyorum inşallah. Hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah sahurda tekrar görüşmek üzere efendim. Esselamu aleyküm.